Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Ben Gizem, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir Roma günündeyiz. Şu an karşımda güneş doğuyor. Bulutlar inanılmaz. Otelimden erken bir saatte çıktım. Günübirlik Floransa'ya geçiyoruz. Floransa'da kalmayı tercih etmedim. Otelim 5 günlük ayarlanmıştı. Birazcık rahatıma düşkün davrandım bu tatilde açıkçası. Sabahtan gideceğim şimdi. Bütün gün gezeceğim. Akşama da döneceğim. Ops. Aslında çok şanslı birisiyimdir. Ama tek şanssızlık bütün bir ay boyunca çok güzel olan havada en kötü havaya denk geldi. Şu anda hava güzel ama akşama doğru yağmur bir bastırıyor. Neyse ki akşama pilim bitmiş oluyor. O yüzden sıkıntı yok. Terminale geçiyoruz. Bu arada bulutları göstereyim size. Şöyle bir bakın. Burası benim sokağım. Hemen şurada ileride kalıyorum. Sol tarafta kalıyor. Bu tarafa ve bu tarafa bakıyor caddeye. O kadar güzel ki odamın manzarası. Tek başıma seyahat ediyorum bu arada. Bundan önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Önceki iki günümü vlogladım Roma'daki. Şimdi bir terminal durağını bulmam lazım. Şuradan birilerine bir sorayım. Bir dakika geliyorum. Tam otobüs saatine göre çıktım ama galiba gecikme oldu. Bakın şurada zaten gösteriyor. Biz 492'ye bineceğiz. 9 dakika sonra anladığım kadarıyla geliyor ama gecikti. Daha erken gelmiş gerekiyordu. Şurada da istasyon duraklarını veriyor. Mesela ben gelirken sanırım 70'e binmiştim. Bütün durakların isimleri var. Şu tarafta da var bir tane tabela. Baya kolay yani ulaşım. Zaten kime sorsanız hemen söylüyor ve çok yardımcı oluyorlar. Çok tatlı insanlar. Sabahları birbirlerine günaydın falan diliyorlar. Tatlılar yani baya. Dostlar, İtalyan amca beni mahvetti ya. Yanlış söylemiş. Bu tarafı gösterdi ama ya. Neyse. Sonuç olarak orada tabelada 492 durağı olmayınca şüphelendim, karşıya geçtim. Buradaki tabelalardaki duraklara baktım. Ben orada beklerken buradan bir tane 492 geçti. Kaçırdık onu ama 5 dakika gösteriyor. 5 dakikaya gelirse yetişiriz yani. Zaten erken çıkmıştım. İyi ki erken çıkmışım. Trenimi kaçırmak istemiyorum şu anda. Floransa'dayım. Kötü haber, hava çok soğuk ve yağmur yağıyor. Üstüm kalın, şu an içinde hiçbir şey yok. Sadece gömlek var ama şu bayağı kalın. Güzel haber, Bilge de geliyor. Daha gelmek üzere. Şimdi bir internet bulmaya çalışacağım burada. Bilge ile tekrar iletişime geçemedim. Onunla bir konuştuktan sonra buralarda yakınlarda bir yerde bir kahve içerim. Bilge'yi beklerim. Bakacağız ne yapacağımıza. Bakın burası da böyle bir yer. Bayağı kalabalık. Ciao, can I get an espresso please? Just one espresso or yes. Double espresso? The one espresso. As a 130. This is 30, this is 5 euro. Thank you. Bakın yanımda kim var? Size bahsettiğim arkadaşımla buluştuk. Bilge çocukluk arkadaşım. İlkokulu birlikte okuduk. İlkokul, ortaokulu. Bilge Almanya'da yüksek lisans yapıyor. Gezinin sonunda bana da dahil oldu. 7 yıl önce görmüş en son İtalya'yı. İtalya'yı yapmıştı Bilge. O zaman çok kıskanmıştım. Yani güzel geziyor falan diye. İlk durağımız burası. Ya ne kadar güzel. Şimdi biz ne yapıyoruz? Geri trene bindik. İstasyonda buluştuk. Ben bir kahve içtim. Bilge üstünü değiştirdi. Pisa'ya bilet aldık. Yaklaşık 50 dakika, 1 saat falan süresi. Orada biraz gezeceğiz. Ondan sonra geri döneceğiz. Floransa'da vakit geçirip sonra da akşama Roma'ya döneriz. Yani Floransa'da böyle ekstra gezecek bir yer yok anladığımız kadarıyla ya da bildiğimiz kadarıyla. Varsa da zaten çok da vaktimiz yok. Olduğu kadar gezip ondan sonra döneceğiz. Şöyle bir durum var. Hava yağmurlu. Yağışlı olmasa en azından gezmek falan biraz daha rahat olabilirdi ama neyse yani bu halini de görmüş olacağız. Romantik bir hava yazar belki. İkimiz de yanlış bir şeyle çıktık şu anda yana. Neyse olsun. Şöyle göstereyim bakın. Geldik. Bakın neredeyiz.
Pisa'nın yanındayız. Beklentiyi düşürmüştüm ben zaten yolda gelirken. İyi ki de düşürmüşüm. Tabii ki güzel. Sonuçta Pisa Kulesi bayağı meşhur bir yer. Gördüğüm için çok mutluyum ama müthiş bir beklentiyle gelmeyin bence. Bence de. Bu arada bu binanın neden yamuk olduğu ile ilgili bir yazı okuyamadık. Merak ettim, internetten de bakacağım. Burada bayağı bir fotoğraf çekindik. Bilge dedi ki yaz zamanı geldiğimde çimlere falan çıkıyordu insanlar, oradan fotoğraf çekiniyorlardı. Ama şu anda kimse çıkmıyor. Bayağı yağmur yağıyor bu arada. Belki de o yüzden kalabalık ama yine de değil aynen mi? Normalde biz merkezden gelirken kimse yok sokaklarda. Bakın katedrale de giriş var herhalde. Şurası katedral mi? Dönüyoruz. Bayağı bir fotoğraf çekindik. Zaten Pisa'da daha fazla yapacak bir şey yok. Şöyle biraz meydanı da göstereyim size. Bu şekilde yani saçımı topladım çünkü tahmin edersiniz ki fotoğraf çekinirken ıslak oldu. Şuna bakar mısınız? Yani tam belli oluyor mu bilmiyorum ama kamerada ıslanmasın diye şemsiye tutuyorum. Pisa'da sokakları bile mahalle olarak düşünün. Bir de tahminimce küçük bir yer herhalde. Aynen. Hoşçakal Pisa. Seni tanımak güzeldi. Bay bay. Hoşçakal. Hoşçakal. Yine de kötü görünmüyoruz. Burcu Gizem'e hoş geldiniz. Alışık değil insanlar benim bu halime. Bilge'yi bekliyorum. Emanetteki çantasından bize çorap almaya gittik. Çorabımıza kadar ıslandık arkadaşlar. Bir sada fotoğraf çekeceğiz diye. Saçlarımı görüyorsunuz zaten. Lavaboya gireceğiz. Bir üstümüzü başımızı birazcık kurulayacağız. Ondan sonra şehri gezeceğiz. Bir yemek yeriz. Sandviç tarzı bir şey yiyebiliriz. Bir arkadaşım bir şeyler önermişti. Oralara bakacağız. Şansımıza Pisa'da aşırı yağmur yağıyordu. Burada da hiç yağmur yağmıyor ama çok soğuk. Şunu giymek istiyorum ama ıslak yani. Etrafımda sürekli İtalyanca birilerinin konuşması beni çok mutlu ediyor. Duyuyor musunuz İtalyan seslerini? Demin baktım unuttum. Santa Maria del Fiore katedralinin yanından geçiyoruz. Size şöyle bir göstereyim görkemini. Bayağı güzel bir yer. İşlemeleri, detayları, üstündeki heykelleri o kadar güzel ki. Çok ayrıntılı bilmiyoruz. O kadar ayrıntılı bakacak kadar vaktimiz yok. Ama şunu söyleyebilirim ki Floransa senin hakkında birazcık ön yargılı yaklaşmışım. Çok sevdim. Roma'dan sanki daha çok sevmeye yaklaştım. Bu kadar yağmurlu değil de güneşli bir günde denk gelseydik kesinlikle daha çok severdim. Şu anda birazcık kalbim kırık. Thank you. Oh, it's really big. Çok büyük. Bir yerimi kirletmedim değil mi? Bu size bahsettiğim sandviçiye geldik. Önünde kuyruk falan var. Bilgi etli bir şey tercih etti. Ben vejetaryen tercih ettim. Bakalım sana nasıl? Çok merak ediyorum. Önce bir ödemesini yapalım. Şükür çıkabildik. Böyle bir yer. Bayağı çeşit var. Burada zaten size nasıl bir şey yemek istediğinizi söylediğinizde bir şey öneriyorlar. Benimkinin yüzüne bakar mısınız? Çok büyük. Konuşmuştuk hatırlamıyorum ama sandviçlerimizi yedik. Bayağı bir dolaştık Floransa'da. Buradaki kanalın etrafında yürüdük. Dondurmacı arıyoruz. İleride bir tane görmüştük. Sanırım oradan dondurma yiyeceğiz. Ondan sonra biletimizi alıp Roma'ya döneceğiz. Çok üşüdüm. Üşüdüğüm için de almam gereken hazın tamamını alamıyorum şu anda. Neydi köprünün adı diye bakıyorduk. Monte Vecchio. Çok güzel görünüyor gerçekten burası. Adam bize verirken çok güzel, çok güzel dedi. Nereden bildi Türk olduğumuzu ya? Ben anlamıyorum Türk'ün gücünü. Her yerde yani. Neyse, dondurmamızı aldık. Conna Fresca dedikleri, bence kaymaklı olan. Bir de Antep fıstıklı aldım. Bilge de limonlu ve neydi? Hiçbir fikrim yok. Çikolatalı. Neydi? Çikolata parçacıklı falan gibi bir şey. Bu arada biz biletlere bakacaktık, unuttuk bak. Evet. Neyse şunu yiyelim. Ondan sonra biz zaten istasyona doğru geçiyoruz. Çok güzel magnetler aldım. Şu anda size trenden sesleniyorum. Hatta göstereyim size magnetlerimi ya. Roma'dan aldıklarımı da göstermemiştim. Benim bir tık magnet koleksiyonum var da. Bilge şunu tutsana. Kalpten giderim. Her gittiğim yerden kendime magnet alıyorum. Yurt dışı olmak zorunda değil yani. Gezmeye bir yere gittiğimde falan mutlaka alıyorum. Floransa ile alakalı bir magnet aldım. Bilge'nin yazılış hali var mıydı? Görmedim hiç. İtalyanca görünüyor zaten. Frenze yazıyor üstünde. Davut heykeli. Köprü var. Üstünden geçtiğimiz Vecchio sarayı. Vecchio diye okunmuyor bence bu. Bir şey sarayı. Katedral var falan. Bir tane de Pisa'ya gittik. Pisa'dan var. Seninki nerede? Bir de yanlışlıkla edindiğimiz bir magnetimiz var. Bir
Bilge'nin yanlışlıkla düşürüp kırdığı magnet. Diğer parçasını da kaybetmiş. Bugün üstümüzde ne var ben anlamadım. Önce gidelim otelimize, duşumuzu alalım, yeşil çaylarımızı yapıp dinlenelim efendim. Ve Roma'ya geri dönüş yapıldı. Çok garip bir şey söyleyeceğim size. Roma'ya gelince kendimi evime gelmiş gibi hissettim. Dostlar, odama geldim. Duşumu aldım, bakımlandım, rahatladım. Güzel bir uyku çekeceğim. Yarın sabah görüşürüz. Sizi öpüyorum. Hiç enerjim kalmamış. Sabah Roma'yı keşfetmeye devam. Buongiorno. Kahvemi yudumlarken size bir selam vereyim dedim. Sokağımızı göstermiş miydim? Otel odasının böyle bir penceresi var. Böyle bir sokağa açılıyor. Şu anda biraz kalabalıklaştı. Biraz geç kaldık. Saat 9 oldu. Bilge'nin bir toplantıya gelmesi gerekiyordu. Onu bekledim. O da şimdi hazırlanıyor. Sonra Kolezyum'a gideceğiz. Bugün saat 10'a bilet almıştık. O taraflara hiç gitmedim. Nasıl gideceğiz Bilge ile diye. Türevi Çeşmesi, Pantheon falan. İspanyol merdivenleri daha çok bu tarafta. Oysa tam şu hizada kalıyor. Kahvemizi de içtik. Yolda giderken çörek, kuru olsam bir şeyler alacağız. Yiyerek gideriz diye düşünüyorum. Havaya bir bakalım. Yani bir tık bulutlu. Ama güneş de yok. Bir umut çıkabilir. Bilge de hazırmış. Biz hemen çıkıyoruz. Size kombinimi gösteriyorum. İçime beyaz bir gömlek giydim. Üstüne Mad Max'ten yeni aldığım kazağı giydim. Önceki videoları izleyenler hatırladı. Yeşil pantolon giydim Zara'nın. Edoş'un bu. Götürmeyecekti zaten. O ona burada biliyorsunuz. İzin aldım ama sıkıntı yok. Üstünde zaten kabanım. İçeride çantam ve bu çantam. Hazırız şu anda gitmeye. Her ihtimale karşı gözlüğümü de aldım. Bakalım yani neler olacak. Göreceğiz birlikte. Hızlıca çıkıyoruz şimdi. Buongiorno. Can I get a croissant with cream, I guess? Thank you. İtalya'da çok oturayım, bir şeyler yiyeyim, içeyim falan kültürü yok. Daha çok insanlar işe gitmeden önce kahvesini içiyor ya da hemen croissant'ı yiyip kalkıp işine devam ediyor. O yüzden daha çok bar üstünde bir şeyler yiyip devam ediyor. Biz de zaten croissant'larımızı aldık, yolda giderken yiyeceğiz. Hadi ben nereden falan çıkıyorum. Çok komik bir şey oldu. Piazza Venezia'da martılar kruvasanımı kaptı. Şaka gibi. Önce bir yeltendi. Çekildim. Tam yiyordum. Ondan sonra tekrar kaptı ve kaçtı. Yüreğim ve ağzıma geldi. Çok korkunçtu. Burada insanlar bir şeyler yiyor mu acaba? Bence yemiyorlar. Baksana martılara. Kolezyumun içindeyiz. Gerçekten çok büyük. İlk böyle bir gördüğümde çok da büyük değilmiş dedim ama aslında yukarıya çıktıkça ne kadar büyük olduğunu daha çok fark ediyorsunuz. Sadece ikinci katındayız. Sanırım bir iki katı daha varmış yukarıda. Depremden dolayı bayağı zarar görmüş. Hava koşullarının da vermiş olduğu etki var ama yine de çok iyi dayanmamış mı? Kaç yıllık yani. Aşağı tarafı da bayağı ilginç. Güneş çıktı. Arada güneş bize el sallıyor. Bakın arkamda kocaman Kolezyum. İtalya iki tane dünya savaşı geçirdi. İkinci dünya savaşı daha da yakın olan bir yer zamanında. O kadar güzel korumuşlar ki sapasağlam duruyor çoğu. Bu arada biz Kolezyum'dan çıktık. Hemen yanında Roman Forum var. İşte eski Roma tarihindeki insanların yaşadığı yerler. Birazcık dolanacağız burada. Ondan sonra bir şeyler yemeye çıkacağız. Hava o kadar acayip ki bir güneş açıyor. Çok sıcak oluyor. Güneş bir gidiyor. Serin oluyor. Yağmur yağmasından iyidir. Palatino. Artık nasıl okunuyorsa. Oraya bir türlü gidemedik. Palatino tepesine. Buradan çıkınca belki varıyor olabiliriz. Ve burası bayağı güzel. Çok tatlı bir yer var. Hemen önümüzde Roman Forum var. Burası full eski yerleşim yerleriymiş. Bayağı geniş bir alan. Böyle durduğuna bakmayın. Arkalara kadar gidiyor. Biz bayağı böyle bir içinde turladık. Biraz daha yukarı çıkacağız şimdi. Bakın yine çanlar çalıyor buradaki kiliselerden. Bu tepe bence kesinlikle görülmeye değermiş. Mükemmeldi manzara. Değil mi? Gerçekten bütün İtalya neredeyse her şey görünüyor. Harikaydı ya, bayıldım. Her yerde mandalina ağaçları var. Turuncu evet, bayağı sevimli görünüyor. Aşağıda zeytin ağaçları var. Evet. Akdeniz esintisi. Bize çok uygun aslında. Aynen. Bayağı da tanıdık. Demin gösterdiğim yerlerden çıktık. Şimdi Kolezyum'un önüne fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Şuradan aslında şöyle bir etraflıca çekseydim olurdu ama böyle de bence gayet görünüyor.
Bakın fotoğraf çekilmeye tam kolezyumun önündeki küçük bir tepeye geldik. Normalde şurada kapattıkları alanda bir sürü fotoğraf çekiyor herkes. Gelen de görüyorum. Bir yandan yürüyebiliriz bu arada. Ama benim şansıma kapatmışlar orayı. O yüzden bir arkasında böyle bir yer bulduk yine oturacak. Burada çekindik. Şurada da yakın çekinelim mi Bilge? Olur. O yüzden işte dediğim gibi başka bir yerde çekinmemiz gerekti ama eğer buradan çekinebilseydik bakın ne kadar güzel görünecekti. Ablam ben de güzelim ha. Onu da göster. Beni de ne kadar güzelmişim. Bak, Türk müsünüz? Bingöl'den selam. Aa merhaba. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ne kadar çok Türk var ya İtalya'da. Turist olarak her gün görüyorum. Ben Türklerden kaçıyorum, Türkler de bana değil. Kolay gelsin. Girdik, teşekkürler. Hoşça kalın. Ne kadar tatlıydı. Bakın katil yer. Yani nasıl kapalı olabilir? Supli deniyoruz. Bir tık yağlı. İçinde pirinç var. Onun da içinde peynir var. Ya fena değil ama bir daha yemem ben mesela. Ama denenebilir. Buradan aldım. Dilim pizza da satıyordu. Tanesi 2,5 euro. Ups. Suplimizi yedik. Pizza yemeye gidiyoruz. Pançanın önünden geçelim dedik. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz aslında ben Roma'nın neredeyse yarısını gezdim. Neredeyse değil aslında, yarısını gezdim bir önceki videoda. Vatikan'a gittim. Çevi Fountain, İspanyol merdivenleri ama orayı akşam görmüşüm. Mesela gündüz bir daha görmek istiyorum. Bilge de burada. Pizza yemeye gidiyoruz. İnşallah çok sıra yoktur. Geçenlerde size bahsettiğim pizzacıya geldik. Bilge bir otele uğradı, gelecek birazdan. Ben de sırada bekliyorum. Sanırım önümde iki masa var. Birazdan alırlar herhalde. Şunlar kalkmak üzere. Size o demin gösterdiğim yerden çıktık. Çünkü ben oradaki adamın muamelesini de sevmedim. İçerisi de çok güzel kokmuyordu. Bir de wifi yoktu. Geçen gün geldiğim yere getirdim Bilge'yi ve ravioli ile lazanya söyledik. Bilge çok mutlu şu anda. Güzel mi? Raviolinin tadına baktım henüz sadece ama çok lezzetli gerçekten. Bu arada burası restoran olarak da çok tatlı bir yer. Katina Katunya gibi bir şey değil. Buraya yazacağım sizin için. Gelin buraya. Böyle tam date çıkmalı bir yer değil mi Bilge? Görünüşü falan bayağı güzel. Evet değil mi? Işıklar falan. Aynen. Her şey çok güzel. Ve yemekleri de şahane. Domates sosu. Her şey mükemmeldi. Sonra bize ufak şatlar ikram ettiler. Şey nasıldı? Çok güzeldi. Akşama saklıyorum biraz kendimi. İtalya'ya gelince spritz içmeden dönmek olmaz. Aperol spritz burada çok meşhur bilmiyorsanız. Eğer benim en sevdiğim alkollerden biri bu arada. Yazın yani, çok severim. İşte buradan bir dondurmacıya gideceğiz. Sakızı bir anda çok gürültülü oldu. Dondurma alacağız, ondan sonra Aşık Çeşmesi'ne gideceğiz. Oraları göreceğiz. Oradan İspanyol Çeşmesi. İspanyol Çeşmesi. Ve New Balance'a uğramamız lazım. Ecemanımız siparişi var. Ona bakacağız. Gerçekten güzelmiş. Gün geçmiyor ki bir Türkçe konuşanla da karşılaşmayalım. Kasadaki adam. Acaba kaç top var bunlarda falan dedik. O dedi kendi kendimize bir top, iki top, üç top, dört top demeye başladı. Türkçe biliyormuş. Sert Türk değil de. Garibimize gitti. Hi. Salty peanut Raffaello. Bu yummy. Bad. Raffaello. For you. Thank you. Thank you very much. Ecem bunu görünce çıldıracak. Raffaello'ya bayılır. Şurada tadım yapacağım seninkini beklerken. Çok güzel görünüyor. Çok mutluyum şu an. Bakın Bilge ile nereye geldi? Aşk Çeşmesi'ndeyiz. Burada o kadar güzel fotoğraflar çekindik ki ama şu anda aşırı kalabalık. Bir yukarıda çekindik, bir de burada çekindik. Hem de dilek diledik tekrardan. Şimdi İspanyol merdivenlerine geçiyoruz. Bakar mısınız kalabalığa? Bugün acayip kalabalık burası. Ve yine Türklerle karşılaştık. Yanımızda biti verdiler. Arkadaşlar çok çok fazlayız. Nasıl oluyor bu bilmiyorum. Biz bir şey yaptık. Ecem'le bana New Balance aldık. Thank you. 5.30'ları bulduğum anda kaptım. Uzun zamandır Ecoş'la kendimize 5.30 almak istiyorduk ama Türkiye'deki fiyatları inanılmaz pahalı. Ben de İtalya'ya geldiğimde bakarım demiştim Ecem'e. Geçen New Balance Store'a baktığımda buradakinde hiç kalmamış. Soldağı da olmuş. Hatta adam da şey demişti. Herkes çok soruyor. Bugün geldiğimizde tekrar sordum ve dedi ki daha dün geldi. Ecem'e de kendime de almış oldum. Tax free yapabildim. 2 tane aldığım için belli bir limit var. Tax free yapabildim. Bilmeniz
girdiğiniz için. Buranın vatandaşı olmadığınız için vergi ödemek zorunda değilsiniz. Bilmiyorsanız eğer. O yüzden de havaalanlarında ödediğiniz verginin ücretini geri iade alabiliyorsunuz. Ben de yarın havaalanında onu yapacağım. O yüzden biraz erken gitmem lazım. Zaten bilgi de erken çıkacağım. Otel odamıza geldik. Biraz dinlendik. Telefonlarımızı şarj ettik. Üstümüzü değiştirdik. Bir şeyler içmeye. Dışarıya çıkıyoruz. Son gecemiz. O yüzden böyle tatlı bitirelim istedik. Birazcık hava alacağız. Ondan sonra geleceğiz. Ben bir duş alırım. Biraz valizi hazırlamaya çalıştım ama iki tane ayakkabı aldığım için onları sığdırmakta birazcık zorlanıyorum. Muhtemelen yanımda yeni bir çanta taşımam gerekecek. Kıyafetimi göstereyim size. Stradden aldığım triko. Buradan yırtmaçlı eteği giydim. Siyah bluzum var üstümde. Kollarımda bu yeni aldığım tüylü kolluklarım var. Bunlar gerçekten çok güzel oldu. Böyle bu simsiyah kombinimi. Aşırı beğendim. Muhtemelen İstanbul'da falan da yapacağım. Bu şekildeyiz. Çıkıyoruz. Thank you. Çok güzel. Çin çin. Baştan söyler misin? Şirefin Almancası Rose oluyor. Rose. Hiç Almanca gibi değil. Şirefe yapar gibi bir gözünüze bakmak gerekiyor. Eğer bakmazsan 7 sene kötü sen. O yüzden Rose. Rose. Tarçınlı yulafın alkollü haliydi. Bunu çok sevdim. Biraz yakıyor ama bayağı güzeldi. Relax and go to the beach. Oh my god! Herkese yeni bir günden günaydınlar. Otel odamdan sesleniyorum son kez. Şimdi çıkış yapmak üzereyim. O yüzden bir size sesleneyim istedim. Dün gece çok geç yattık. Sesim o yüzden birazcık böyle kısık gibi. Bir tık daha alkolü kaçırmışız. Alkol dostunuz değildir. Bu arada aşırı tüketmeyi seven bir insan değilim. Aşırı kaçmayı seven bir insan da değilim. Ama dün akşam ortamı çok güzeldi. Çok eğlendik. O yüzden de bir tık ucu kaçmış ama hayatınızda kaç defa İtalya'da farklı insanlarla sarhoş olup bir barda içme şansı yakalayabilirsiniz ki? O yüzden çok güzeldi. Çıktıktan sonra acilen bir su almam lazım. Aşırı susamışım. Kombinimi göstereyim size. Ondan sonra çıkıyoruz. Birkaç saatimiz daha var. Bu birkaç saati tabii ki değerlendireceğim. Kahvaltımı alıp Aşk Çeşmesi'nin önüne gitmek istiyorum. Orada sakince bir kahvaltı yapacağım. Valizimi de yazdım şimdi. Resepsiyona bırakabilirim. İtalya'da sadece bu sesleri özlemeyeceğim. Yani Türkiye gibi o kadar çok ses geliyor ki sokaktan. Resepsiyona bırakabilirmişim valizimi. Kahvaltımı almaya gideceğiz. Birkaç saat gezeceğiz. Sonra valizimi alıp havaalanına geçeceğiz. Çok geç kalmamam lazım çünkü text free yapacağım. Yediklerimi gösteriyorum hızlıca. Beyaz boğazlı body giydim. Yeni aldığım içi polarlı gibi şardonlu olan sweatshirtimi giydim. Bayağı kalın bir şey zaten bu. Altıma tight giydim bugün böyle biraz rahat olsun diye. Paçaları biraz daha bol. Buraları böyle dar olan bir tight. Los Ojos markasına ait. Çok güzel bir şey. Kafama böyle bir bandana taktım. Bence güzel oldu böyle genel bakınca. Sevdim yani kombinimi. Bu şekildeyiz. Hadi çıkıyoruz. I'm in Rome. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, ciao. İtalya ile ilgili bir düşüncemi söyleyeceğim size. Şöyle bir şey fark ettim. İtalyan erkeklerinin çoğu benzer bir parfüm kullanıyor. Aynısı demek istemiyorum ama o kadar aynı kokuyor ki. Bilmiyorum. Bana mı öyle geldi acaba? Dün geldiğimiz dondurmacının önüne denk geldim şu anda. Dondurma alsam mı acaba ya? 10 kez bir yiyeyim bence. Üstüne bir kahve içerim sonra da giderim. Yeah, yeah. Maybe you can say merhaba to my vlog. Merhaba guys. Hello. Here. Me too. Ciao. Ah, is there an ice cream one? Then it can be ice cream. What's the difference? It's crunchy? No, this one is okay. Thank you.
Artık eminim. Bir parfümleri var, çok sık kullanılan, yaygın olan. Belki de benim o kokuya toleransım artmıştır. Şimdi bugün Roma'nın sokaklarında dolaştım. Biraz kendi başıma kalmak istedim. Telefona bakmadan, çok fazla fotoğraf çekmeden ya da çekinmeden. Sadece sokakları dolaştım. Hani haritaya da bakmadan. Artık öğrendim aslında neyin nerede olduğunu, iyi kötü biliyorum. Resepsiyona uğrayacağım. Valizimi bırakmıştım hatırlarsanız. Onu alacağım. Ondan sonra artık havaalanına doğru geçeceğim. Bir yanım buruk ayrılıyorum ama böyle tatlı bir burukluk. Bugün şunu fark ettim ben. Kendimle gurur duyuyorum şu anda ve burada olmak bana çok 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 iyi geldi. Ve benim için bazı şeylerin bir tık başlangıcı gibi. Yani insanın bazı şeylere cesaret edebilmesi için o ufak adımı atması gerekiyor. Benim için belki de o adım bu adımdı. Onu tekrar hatırladım ya da. O yüzden mutluyum. Çok mutluyum. Eğer siz de tek başınıza seyahat etmekten korkuyorsanız, tereddüt ediyorsanız bütün korkularınızı geride bırakıp önce ilk adımı atın. Tabii ki korkulacak şeyler var. Hallediliyor mu? Hallediliyor. Yani sorunlar çıkıyor mu? Çıkıyor ama şurada olmaktan da önemli değil. Bu arada tahmin ettiğimden çok daha az harcadım. Yurt dışında seyahat etmek çok pahalı diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet bir tık pahalı ama tahmin ettiğimiz kadar da pahalı değilmiş. Bak yine aynı koku. Aynı bu şekilde. İlk olarak burada başladım. Burada bitiriyorum. Şarjım bittiğinde ilk bir kafeye gelmiştim. Ve gitmeden bir kahve içeyim istedim. Havaalanına geldim. Bir tık geç kalmıştım. Korkuyordum. Acaba yetişebilecek miyim falan diye. Gayet de yetiştim. Çok da sıra yoktu. Ben geldiğimde bir kişi vardı. Şimdi bir tık sıra arttı ama. Tekstürümü hallettim. Girişe doğru geçeceğim. Nereden geçmem lazım? Artık bence kapatabiliriz videoyu. Uçağıma doğru geçiyorum. Roma macerası benim için çok... Çok 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 güzel bir maceraydı. Dolu dolu anılarla dönüyorum buradan ve hatta arkadaş da edindim dün akşam. Tanıştığımız Erasmus grubundan arkadaşlar da yazdılar hani iyi seyahatler falan diye. İstanbul'a da gelmek istiyorlarmış. Geldiklerinde onlarla da görüşeceğiz. Bu kadar söylemek istediklerim. Bir sonraki seyahatimde görüşmek üzere diyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve enerjimi sevdiyseniz, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel videolar gelmeye devam edecek. Bakalım bir sonraki seyahatimiz nereye olacak? Görüşürüz.